Günaydın değerli izleyenler, günaydın. Yayınımızı da önümüze açalım ve sizlerden gelen mesajları da oradan takip etme şansını yakalayalım. Takvim yaprakları 13 Mart'ı gösteriyor ve günlerden çarşamba biz yine Yeni Bakış Web TV ekranlarındayız ve güne dair birçok konuyu konuşacağız ve masaya yatıracağız değerli izleyenler. Biliyorsunuz dop dolu bir gündem var ülkemizde, yurdumuzda ve bu süreç içerisinde de bir anda farklı farklı şeyleri konuşabiliyoruz. Ve dün en çok konuştuğumuz konulardan biri yasaklı kitap konusuydu. Yasaklı yayın bulundurmak suçundan Bengül Gargınsu dün tutuklanmıştı, mahkemeye çıkarıldı. 2 gün daha tutuklu kalacak, soruşturma devam ediyor. Bu konu çok konuşuldu, çok gündeme taşındı, çok masaya yatırıldı ve bizler işte bu konunun da bugün yorumlarını kamuoyuna yansıdığı şekliyle konuşacağız, değerlendireceğiz değerli izleyenlerimiz. Ve Yeni Bakış gazetesiyle başlayalım. Ve yine yeri geldikçe bu konuya ve diğer konulara da değerlendireceğiz. Dün bu stüdyolarda, dün bu ekranlarda konuşmuştuk. Haksen Başkanı İzzet Türkmen konuğumuzdu ve cezaevini konuşmuştuk. Cezaevinin durumunu konuşmuştuk. Onu masaya yatırmıştık ve cezaevinde yaşananları gündeme taşıdık, masaya yatırdık. Bugünse yine birçok konu var. Cezaevinde bir kişinin, tecritteki bir kişinin canına kıymak istediği bilgisi de var bazı gazetelerde. Bir skandal olarak aktarıldı bu da. Az sonra bunu da aktaracağız. Ve başlayalım Yeni Bakış'ta. İnsan hakları ihlal ediliyor. Haber başlığı bugün manşetinde. Bengül Gargınsu'nun tutuklanması tepkilere neden oldu. Yeni Bakış'a konuşan eski yargıçlardan avukat Tercan Reynar, Bakanlar Kurulu tarafından yayınlanan herhangi bir listenin olmadığını belirterek bu nedenle her türlü kitabın terör örgütü kapsamında değerlendirileceğini, bu durumun da son derece tehlikeli bir durum olduğunu söyledi, vurguladı Reynar açıklamasında. Evet, başka açıklamalar da var. Bu konuyla ilgili bu arada gelen mesajlara bakalım, bölgelere ulaşalım. Birçok bölgeden de bu konuyla ilgili mesajlar var. Tabii olay yargıda artık, yargıdaki bir olayla ilgili ne kadar çok konuşmak o kadar şey, ancak farklı bir olay yaşandı biliyorsunuz. Ve bu ülkemizde yasak yayın nedir ya da kitabın ne gibi bir suç olanağı vardır? Yani kitap yazan bir kişi olarak, kitap seven bir birey olarak şunu söylemeliyim. Yani kitabın suç ve tehlike olmaktan çıkıp insan hayatına dokunması gerek. Farklı görüşleri, farklı düşünceleri herkesin okuması gerek ki bunu öneriyoruz zaten. Herkes mi? Oku. Oku, oku. Yani ayı da oku, beyi de oku. A'ya destek verirsen, A tarafındaysan, B tarafında, karşıt olduğun tarafın felsefesini, vizyonunu, misyonunu öğrenmek için de oku. Ya da B futbol takımını tutuyorsan, C futbol takımının tarihçesini de oku. Yani bizim istediğimiz her kesimin okuması, her kesimin kendini gündeme taşıması ve bu noktada kimsenin okuduklarından ötürü mağdur olmaması. Ben bir kitap yazıyorsam beni herkes okusun, okuyup eleştirsin, öğrenip eleştirsin, düşünceleri okuyup eleştirsin.
Yani yasaklı kitap, yasaklı kitap. Kitaptan korkulmaz ki. Kitap ya da en büyük silah mıdır? Evet, en büyük silahtır. Kitap, gericiliğin karşısında, hurafelerin karşısında, vizyonsuzluğun karşısında, aydınlanmak açısından, aydınlanmak yolunda en önemli araçlardan biridir. Kitap. Yani şöyle söyleyelim, inananların, Müslümanların inançlarına baktığımızda Kur'an-ı Kerim'in birinci ayeti ikra. Oku, oku, oku. İşte korkma okumadan, oku, oku ve geliş. Oku, aydınlan, oku, öğren, oku, değerlendir, oku, büyük adımlarla yürü. Okumazsan sana anlatılanla yetinirsin. Okumazsan sana sadece söylenenle yetinirsin. Sorgulayamazsın. Ha, sorgulayan toplum yaratılmak istenirse eğer, okumaya itilir, aydınlanır. Her mahalleye bir kütüphane açılır. Farklı dilde, farklı görüşte kitaplar kendi diline çevrilir ve o kütüphanelerde yer alınır. Bugün baktığınızda Avrupa'nın gelişmiş ülkelerinin kütüphanelerine, ki kitaba meraklı biri olduğum için her gittiğimde mutlaka ziyaret ederim yolumun üzerinde ya da bölgemde bulunduğunda. Ve o noktada birçok farklı dilde kitabı buluyoruz kütüphanelerde. Ve şaşırıyoruz ya, bu insanlar işte Fince konuşuyor da burada İspanyolca, Rusça kitaplar ne arıyor? Onları bile depoluyorlar, topluyorlar, bir bilgi dağarcığı olarak tutuyorlar. Biz ise ne yapıyoruz? Evlerinde kitap bulunanları yasaklı kitaptır, yasa dışı kitaptır, işte ne bileyim ne örgütüne üye kitaptır diye ele alıp hop gözaltına alıyoruz, tutukluyoruz. Yani bugün bir kişi çıkıp da derse ki Lenin'in kitaplarını, Lenin ve işte komünizm suç teşkil eder derse, bütün Lenin kitapları olan hepsi gel bakalım diyecekler, yasa dışı kitap listesine girmiştiniz. Yani buraya mı gideceğiz, bunu mu yapacağız? Ya da bütün insanlarımıza örnek gösteriyorum, bazı şeyleri öğrenmeden sadece direktiflerle yaşamayı mı öğreteceğiz? Okuyalım, öğrenelim. Eğer kafalarda bir düşman yaratıyorsak, düşmanın ne yazdığını da okumalıyız. Onların düşüncelerini de okumalıyız. Yani bugün okumayla, öğrenmeyle, aydınlanmayla bir insanın içinde, yüreğinde bir şey olacaksa zaten, demek ki o insanın içerisinde bazı şeyler tam oturmamıştır. Ve okumayla aydınlanır yürekler, beyinler, zihinler. Ve işte Türkiye'de ne varsa burada da olacak denilmişti ya, işte oluyor. Yarın çıkılsın Serkan Soyalan'da. İzlenmesin desin. Serkan Soyalan'ı izleyen herkes işte suç teşkil eder deyip toplasınlar, götürsünler. Ya da bugün farklı farklı görüşlere, farklı düşüncelere biz böylesine, eğer kitapların, kitap okumanın suç teşkil edeceği durumlar yaşatıyorsak eğer, vay halimize diyelim, bir adım ileriye gidemeyeceğiz. Bir adım ileriye gidip aydınlanamayacağız. Tıpkı eski çağlarda olduğu gibi büyük manastırlarda insanların dini kitapları, tasavvuf kitaplarını okumamaları için bin bir türlü sıkıntı yaratıyorlardı. Ve o noktada da
bir takım zehirler koyuyorlardı. Kitap sayfalarını çevirirken kim çevirirse oradan bulaşsın diye. Yavaş yavaş çağlar değişiyor, zaman değişiyor. İnsanlar artık aya, uzaya koloni kurmaya çalışıyor. İnsanlar uydu savaşlarıyla artık birbirlerini takip ediyor. Teknolojik gelişimlerle yapay zekalar yapıyor. Robot insanları aramıza sokuyorlar ve biz hala kitap okudu diye birilerini içeri tıkıyoruz. Biz hala evinde kitap bulundurduğu için birilerini içeri tıkıyoruz. Ah Tolstoy, ah. Keşke 300 yıl daha yaşasaydım. Devam edelim bakalım bu konuyla ilgili neler yazılmış, çizilmiş. Kıtöz ve Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı ve Genel Sekreteri de uygulamayı eleştirerek demokrasiyle yönetilen bir ülkede bu gibi olayların yaşanmasının doğru olmadığını ifade ettiler. Mehmet Salih Bey, günaydın Serkan, iyi yayınlar demiş. Teşekkürler Mehmet Salih Bey. Aycan Saraçoğlu, günaydın sevgili Serkan. Eskiler tuz koktu derdi, çok yazık demiş. Evet, kahvemizi de alalım. Teşekkür ettik. Ve avukat Reynar, ülkede terör örgütü olarak kabul edilen ve örgütlere ait olduğu düşünülen bazı kitap ve yayınların bu kapsamda değerlendirilerek hukuken işlem yapılmasını içeren yasanın İngiliz döneminden beri var olduğunu anımsatarak geçmişte bu gibi ev baskınlarının yapıldığını ancak bugün toplumun farkındalığının arttığını ifade etti. Evet, Sayın Başbakan da açıkladı zaten bu noktada ortada kitaptan öte bir durum olup olmadığının araştırılacağını söyledi ve bu konuda sadece masumiyet karinesinin göz önünde bulundurularak bir adım atıldığını söyledi Sayın Erhürman da. Bu iki günlük süre zarfında da gerekli tahkikatın, gerekli soruşturmanın da yapılacağını vurguladı. Kitaba tutuklama logo başlığıyla aktarılmış haber, Lefkoşa'da ikametgahında yasa dışı cemiyete ait ve propaganda olduğu iddiasıyla kitap bulunan zanlı Bengül Gargınsu tutuklandı ve mahkemeye çıkarıldı. Değerli izleyenlerimiz, tabii bir de yasak yayın listesi varsa paylaşılsın ki o noktada da insanlar neyin suç, neyin olmadığını, neyin suç unsuru olup olmadığını iyice öğrensin. Ve işlerini yapsınlar ama bizi mağdur etmesinler. Değirmenlik Mehmetçik Mahallesi Muhtarı Tevfik Öztümen bölgedeki taş ocaklarının köyü toz toprak altında bıraktığını belirterek bu soruna yıllardır çözüm bulamadığını söyledi. Doğancı'da eşi Nigar Erhalk'ı av tüfeğiyle vurarak öldürmekle ve yargılanan İbrahim Erhalk'ın cinayet anında aldığı ses kaydı dün mahkemede dinlendi. Ben hapse, sen mezara. Evet, böylesine durum. Eğitim Bakanlığı'nda görev yapan bir memur ve otobüs şirketi sahibinin hayali yolcular üzerinde elde ettiği gelir dudak uçuklattı. Hayali öğrencilerden 419 bin TL ve Kırmızı Gilet Pazarı isimli iş yerinden 700 kilo ağırlığındaki hellimleri çalan Mehmet Reşit Karakuş ve Abdülmetin Alkan'la ilgili karar açıklandı. Karakuş 15, Alkan 12 ay hapis yatacak. Ve yol savaş alanına döndü. Lefkoşa'da dün sabah 2.30 sularında meydana gelen kazada biri ağır, 6 kişi yaralandı. Doğdum doğalı, hayvanların içindeyim demiş Derince köyünde yaşayan 54 yaşındaki Hatun Korkmaz geçimini hayvancılık yaparak sağlıyor. Ve merkez cezaevinde tecrit cezası alan bir kadın mahkumun canına kıymak istediği iddia edildi değerli izleyenler. Evet değerli izleyenlerimiz. Manşet haberleri böyle. İç sayfalara bakalım. Yeni Bakış'ın mesajlarımıza cevap verelim. Bir izleyicimiz yazmış. Yasaklı kitap listesi paylaşılmalı demiş. Neler yasaktır? Evet. İkinci ve üçüncü sayfalar adli olaylar. Hayali öğrencilerden 419 bin TL.
Ve Karakuş 15, Alkan 12 yatacak Hellim olayı ve bulduğu telefon başına dert olmuş. Lefkoşa'da bir restoranda unutulan cep telefonunu çaldığı belirlenen zanlı Dilini Nadeşa Şeyndüen tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Cezaevinde bekleyecek. Doğancı'da eşini öldüren İbrahim Erhalk cinayet anında ses kaydı almış. Evet. Evet, değerli izleyenler. Yani artık o kadar bir gözü dönmüş bir insandan bahsediyoruz ki cinayet işlemeden önce ses kaydı almaya başlıyor. Ve Daş'a 8 gün daha tutukluluk, Bafra Turizm Bölgesi'nde yapımı devam eden otel inşaatından temel bağlantı demirlerini sirkat eden zanlı dünyada mahkemeye çıkmış ve 2 adet sikke bulunmuş Mausa'daki bir vatandaşın evinde ve köpek kulübesinin altında buldum demiş sikkeleri. Ve kitaba tutuklama, Lefkoşa'da ikametgahında yasa dışı cemiyete ait ve propaganda olduğu iddiasıyla kitap bulunan zanlı Bengül Gargınsu tutuklandı ve mahkemeye çıkarıldı değerli izleyenler. Merkezi cezaevinde tecrit cezası alan bir kadın mahkumun canına kıymak istediği iddia edildi. Yeni Bakış'ın elde ettiği bilgilere göre TT adlı kadın son yıllarda farklı suçlarla anıldığı belirtiliyor. TT'nin dün aldığı tecrit cezasının ardından yaşamına son verme girişiminin şans eseri fark edilmesi sonucu önlendiği iddia edildi. Bu girişimin ardından cezaevindeki güvenlik önlemleri ve devletin koruması altında olan mekanda bir insanın canına kıymaya olanak sağlayan alet ve gerecin oraya nasıl ve kimler tarafından sokulduğu ise gündeme geldi değerli izleyenler. TT isimli kadın değerli izleyenlerimiz. Köşe yazarlarımız neler yazmış? Hemen onlara da bakalım. Ali Tekman, kadın olmak kural dışı davranma ayrıcalığı oluşturmaz, cezadan muaf tutmaz demiş değerli izleyenler. Çiğdem Dürüst, tek başına çok zor demiş. Bu günkü köşe yazısında. Ertaş Hazer, Alex Bellos ve Sıfır demiş. Ben yeter artık dedim ve trafik kazalarına vurgu yaptım. Kazım Denizci, şov yapmakla iş cinayetleri önlenemez demiş. Ve Derviş Gezer, çok üzüldük. Tolga Atakan demiş. Berzah Güneş, umut, umutsuzluk ikilemini bugün köşesinde işlemiş. Ve Kıbrıs Gazetesi ile devam edelim değerli izleyenler. Bakır madeni suyu mahvetti. Güney Kıbrıs'taki bakır madeni bölgesinden kaynaklanan sızıntının vadiye akışı engellendi. Ancak Lefke ile Çamlıköy regülatörü ve Güzelyurt barajındaki suyun rengi değişti. Evet. Acendu deresinden Lefke'ye ve Güzelyurt'a ulaşan bakır madeni karışmış suyu tespit eden yetkililer askeri bölgede suyun akışının başladığı noktada tedbir aldı. Bakır madeni suyun akışı 15 metre yüksekliğinde sert çekilerek engellendi. Ancak suyun rengi tamamen değişti. Suya karışan bakır madeninin nasıl temizleneceği henüz bilinmiyor. Yetkililer ise pazartesi günü çıkacak tahlil sonuçlarına kadar açıklama yapmama kararı aldı. Başbakanlık acil afet müsteşarının görevlendiği 3 kişilik ekip ise dün Aplıç sınır kapısından geçerek Güney Kıbrıs'ta suyun akış noktasının bulunduğu yerde inceleme yaptı.
Kıbrıs'ta konuşan bir jeoloji ve maden mühendisi suyun köpüklü ve Mavim Trak akışının çok endişe verici olduğu uyarısında bulundu. Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği de Güney Kıbrıs'tan kaynaklı maden atıkları karıştığı tahmin edilen bölgelerde ve derelerde Birleşmiş Milletler Kıbrıs Misyon Şefi ve BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Speyer'a önlem alınması çağrısında bulundu. Logo yanlı başlık, KKTC'de 300 böbrek yetmezliği hastası var. 14 Mart Dünya Böbrek Günü dolayısıyla Kıbrıs'a konuşan Diyaliz ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu üyesi Feriha Tel, ülkemizde 300 böbrek yetmezliği hastası olduğunu belirterek halkımızı organ bağışı yapmaya çağırdı ve nedenini bize değil Sayın Erdoğan'a sorun. Maliye Bakanı Denktaş, Meclis kürsüsünde Türkiye ile KKTC arasında imzalanacak ekonomik protokolün gecikmesinin nedenlerini anlattı. Muhalefetin sürekli sorduğu neden protokol hala imzalanmadı sorusuna sert yanıt verdi. Nedenini bize değil Erdoğan'a sorun dedi. Ve Gargunsu terör örgütü üyesi olmakla suçlanıyor. CTP Parti Meclisi üyesi Bengül Gargunsu, evinde yasa dışı cemiyete ait propaganda niteliği taşıdığı ileri sürülen kitaplar ve PKK bayrağının amblemi olan bir sandık bulundurduğu suçlamasıyla tutuklandı. Tutukluluk kararı başta CTP olmak üzere birçok siyasi parti ve sivil toplum örgütü tarafından yanlış bulunarak kınandı. Başbakan Tufan Erhürman ise tutuklama için insan hakları ve özgürlükleri koruma iradesiyle takip edilip değerlendirilecek dedi. Ayrıntılar iç sayfalarda değerli izleyenler. Evet, Feriha Tel'in açıklaması, ülkemizde 300 böbrek hastası var. Evet, o yüzden organ bağışından korkmayalım. Herkes gidip organlarını seve seve bağışlasın. Değerli izleyenler, bu çağrıyı da bir kez daha yapmış olalım. Ve yeni düzen. Yasaklı yayın ve terör örgütü üyeliği gerilimi, özgürlüklere sahip çıkalım başlığını kullanmış bugün yeni düzen. Polisin yasa dışı cemiyete ait kitap ve yasa dışı cemiyete üyelik iddiasıyla yaptığı tutuklamalar ülkemizde insan hakları tartışmasını yeniden alevlendirdi. Polisten yasa dışı cemiyete üyelik ve yasa dışı yayın gözaltısı, Erhürman kitap tasarrufu suç kabul edilemez dedi açıklamasında ve bu ceza yasası Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne uyumlu değil dedi Cenk Mutlu Yakalı yazısında ve ilgili kesimler ne düşünüyor? Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi ifade özgürlüğü tehdit altında dedi. Eski kıdemli yargıç avukat Tacan Reynar hangi yayının yasak olduğunu bilmiyoruz dedi. Avukat Ürün Solyalı polis kitap okumakla alakalı bir insanı suçluyor dedi. Avukat Faika Deniz Paşa kitaplar üzerinden cezalandırma demokrasi ve hoşgörü kültürüne aykırı dedi. Kalyoncu Dış Ticaret ve Yaşar Akpolat paketleme evlerine denetim, 49 kayıt dışı işçi 220.500 TL ceza ve Dom Otel Sözleşmesi şahitler huzurunda 10 yıllığına imzalandı. Dom'da sözleşme tamam ve Denktaş Merkez Bankası'nın kar payından 185 milyon avans alındı dedi ve hayali öğrencilerden 419 bin TL bir diğer haber başlığı Yeni Düzen Gazetesi'nin. Havadis, kütüphaneler suç mahalli. Polis son dönemde 1980 askeri darbesi sonrasında Türkiye'de uygulanan yöntemlere benzer şekilde ev basıp kütüphane yoklayarak yasaklı örgüt yayını bulundurma gerekçesiyle yaptığı tutuklamalarını artırdı. Polis mahkeme emriyle evini yokladığı CTP, PM ve Lefkoşa İlçe Örgütü Yönetim Kurulu üyesi Bengül Gargunsu'yu yasa dışı cemiyete ait yıkıcı ve propaganda niteliğinde yayın olan kitap bulundurma gerekçesiyle tutukladı. Mahkeme Gargunsu aleyhine 2 gün tutukluluk emri verdi. Polisin bu yöndeki tutuklamaları ilk değil. Daha önce de ağırlıklı olarak yabancı uyruklu öğrenci ve işçiler evlerinde yasa dışı cemiyete ait yayın bulundurma veya yasa dışı cemiyet propagandası içeren müzik dinleme suçlamasıyla tutuklandı. Evet, fasıl 154. Evet, değerli izleyenler, fasıl 154 ceza yasasına dayandırıyor bu ve buna benzer suçlamaları polis. Hayali öğrenciler için 419 bin TL ödendi. Hatice Ece Uzun ve Yusuf Özbahadır öğrenci taşımacılığında evrak sahteleyerek devleti yüz binlerce TL zarara uğratma suçlamasıyla tutuklandı.
ve cinayet anını kaydetti. Doğancı'da eşi Nigar Erhalk'ı av tüfeğiyle vurarak öldürmekten yargılanan İbrahim Erhalk davasında cinayet anının ses kayıtları dinletildi. Ve İngiltere Parlamentosu Brexit anlaşmasını 242'ye karşı 391 oyla reddetti. Yine May, yine red. Evet, Brexit konusu İngiltere'de günün bir diğer çok konuşulan olayı. 242'ye 391 red. Afrika, yüz karası demiş. Kitap yasağı ve kelepçe başlığını kullanmış. Bugün Afrika gazetesi değerli izleyenler. Türkiye'de faşist uygulamalar KKTC'de de tırmandırılıyor. Önceki gün polis tarafından evine baskın yapılan Bengül Gargunsu, yasa dışı cemiyete ait kitap bulundurmakla suçlanarak tutuklandı. Ellerine kelepçe vurularak dün mahkemeye çıkarılan Gargunsu için 2 gün tutukluluk emri alındı. Gargunsu, banyoda bulunduğum sırada polis evime baskın yaptı ve karşılarına bornozla çıkmak zorunda kaldım. Evi alt üst ettiler, tüm çamaşırlar ortaya saçıldı, ellemedikleri bir yer kalmadı. Duruşmadan sonra mahkemede ifade veren polis, alın götürün bunu dedi. Oradaki kitle polise terbiyesiz bu kadının adı yok mu diye tepki gösterince gerginlik yaşandı. Alın götürün bunu. Aynı zamanda CTP parti meclisi üyesi olan Bengül Gargunsu ile ilgili CTP'den yapılan açıklamada yargı süreci devam ederken yorum yapamayız denildi. Evet, tepkiler ayrıntılı şekilde aktarılmış. Ne hale düştün ey memleketim demiş Şener Levent bugünkü köşesinde. Diyalog. Gözler bu soruşturmada. CTP Parti Meclisi üyesi olan Bengül Gargunsu yasa dışı örgüte üye olma ve propagandasını yapan yayınlar bulundurma suçlamasıyla tutuklandı. Yasa dışı örgüt üyeliği suçlaması getirildi. Gargunsu'ya ve yargıya müdahale edilemez dedi Başbakan Erbürman. Polisin sürdürdüğü soruşturmanın gizliliğinin esas olduğunu ifade ederek yürütmenin soruşturmaya müdahalesinin söz konusu olamayacağını söyledi. İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ise burada sadece kitap yok. Terör örgütü üyeliği ve benzeri suçlamalar da var. Soruşturma devam ediyor dedi. Ve vurgun miktarı 419 bin TL. Eğitim Bakanlığı memuru ile dolmuş şirketi sahibi olmayan öğrencileri taşımış gibi gösterip devleti dolandırmakla suçlanıyor. Ve bedeli ağır oldu. Yurt dışına ihraç edilmek üzere paketlenen 700 kilo hellimi çalan Mehmet Reşit Karakuş'a 15 ay, Abdülmetin Alkan'a da 12 ay hapislik. Ve KİTOB Başkanı Çağner, turizm yatırımlarına yönelik teşvik iddialarının yanlış yorumlanmasını eleştirdi. Yatırımcıya para verilmiyor dedi. Ve İngiltere parlamentosu Brexit anlaşmasını ikinci kez 242'ye karşı 391 oyla reddetti değerli izleyenler. Şimdi ne olacak bundan sonraki sürece bakalım. Başbakan Theresa May'in reddedilen ilk Brexit anlaşmasının ardından AB ile yaptığı müzakereler sonrasında gerçekleştirilen ikinci kritik Brexit oylaması da kabul edilmedi. Peki ne olacak? Biliyorsunuz Westminster'daki parlamento binasında gerçekleşti bu ve oranlara baktığımızda 242'ye karşı 391 oyla reddedildi. AB'nin verdiği süre 29 Mart'ta dolacak ve bu süreden sonra ne olacak? İngiltere AB'yi anlaşmasız terk etmek zorunda kalacak 29 Mart tarihinden sonra. Yani İngiltere açısından çok önemli bir tarih 29 Mart. Değerli izleyenlerimiz,
Ve ikinci duruma baktığımızda ise yeni bir oylama yapılarak Brexit için Başbakan May'e AB ile yeniden görüşmesi için yetki verilecek. Burada da birazcık AB'ye dil dökmek zorunda kalacak Theresa May. Ancak Avrupa Birliği liderleri İngiltere ile yapılan anlaşmalarda taviz verilmeyeceğini birçok kez dile getirmişti. ABD sert ve dik duruyor İngiltere karşısında. Ha, üçüncü bir yolda Brexit referandumunu tekrarlamak, yani tekrar ta evet çıkana kadar devam edecek. Özellikle İskoçlar bu yönde ısrarcı ve muhalefetteki İşçi Partisi isteği referandumun tekrarlanması yönünde. Ve şöyle söyleyelim, her şey ipler AB elinde. Eğer AB Theresa May ile görüşmesinde yumuşar, geri adım atarsa o dik duruşundan ve tekrar İngiltere'nin AB yolculuğuna onay verirse başka bir senaryo başlar karşımıza. Ancak dediğim gibi 3 şık var. 1. Brexit'in tekrarlanması. 2. AB ile yeniden görüşmesi ve uyum sağlaması. 3. Unuttum ne dediydik az önce, saydık bunları, sıralamasını da. Brexit konusunda yeniden ele alınıp AB ile üyeliklerin tekrar gündeme taşınması konusu. Bunlar görüşülecek ve eğer bir sonuç çıkmazsa bakalım neler olacak. Tek taraflı AB'den çıkma, yeniden Brexit oylaması ve AB ile görüşüp yola devam. Bu üç şıktan biri olacak. Kıbrıs Postası. Kıbrıs Postası'nın gündeme taşıdığı hayali öğrenci taşımacılığıyla ilgili olayda zanlılar hakkında 2 gün tutukluluk kararı ve bilişim yasasında son durum, komitede standby. Halkın sesi, iki devletli çözüm demedim demiş. Rum lider Anastasiadis iki devletli görüştüğüne dair iddiaları yalanladı ve asla böyle bir şey demedim. Söylediğim desentralize federasyon önerimi sunmamdan önceydi. Çıkmazdan çıkışı nasıl yaratabilirim diye düşünüyordum dedi. Ve Küçük'e veda günü, eski başbakanlardan İrsen Küçük bugün törenlerle toprağa veriliyor. Küçük için UBP Lefkoşa ilçe binası önünde ve mecliste tören düzenlenecek. Bu iki törenin ardından Küçük'ün naaşı İsmail Safa Camii'nde kılınacak, öğle namazının ardından Lefkoşa mezarlığında toprağa verilecek. Ve doğum için imzalar atıldı. Değerli izleyenler, UBP'de Eroğlu rahatsızdı. UBP'de Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmak istemediğini açıklamasına rağmen Derviş Eroğlu'nun aday parti başkanı olmalıdır şeklindeki açıklaması parti içinde rahatsızlık yarattı. Peki Zorlu Bey ne olacak? Zorlu Bey adayım dedi, arkamda destek var dedi ve ben istiyorum dedi. Haydi bakalım bundan sonraki süreç ne olacak? Değerli izleyenler. Ve kitaba tutuklama. Lefkoşa'daki evinde yasa dışı cemiyete ait propaganda olduğu iddiası tutuklanan CTP PM üyesi Bengül Gargınsu. BYD'de yürüten gençlik temalı fotoğraf yarışması. İngiltere'de yeniden kaos başlığını kullanmış halkın sesi. Ve vatan. İnanılır gibi değil başlığını kullanmış. Burcu böylesi bir karşılaşmayı bile istismara yönelerek AKEL propagandasına katılım olarak takdim etme gayret keşliği inanılır gibi değil demiş Barış Burcu'nun açıklaması. Ve UBP eski genel başkanı ve başbakanlardan İrsen Küçük bugün iki ayrı törenle toprağa verilecek. Dört gün sağanak yağış bekleniyor, meteoroloji uyardı. Aman dikkat deyim değerli izleyenler. Dört gün yağmur geliyor yeniden değerli izleyenlerimiz. Dikkat edilsin, ona göre hareket edelim değerli izleyenler. Radikal
Türkiye Oluyoruz başlığını kullanmış bugün. Kırpız Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi yaptığı basın açıklamasında yapılan tutuklamaya tepki gösterdi ve evinde bulunan kitaplar nedeniyle gözaltına alınan CTP Parti'nin neşlisi üyesi Bengül Gargınsu tutuklamasını ifade özgürlüğünün tehdit altında olması şeklinde değerlendirdi. Bu ülkede kitaba düşünceye vurulmak istenen kelepçe ve tutuklamaya sessiz kalma, ayağa kalk çağrısında bulundu radikal. Ve çamur siyaseti. Cumhurbaşkanı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın tesadüfen kendisiyle aynı anda Büyükhan'da bulunan Niyazi Kızılyürek ve birlikte olduğu kişilerle de sohbet etmesine yönelik eleştirilerle ilgili olarak böylesi bir karşılaşmayı bile istismara yönelerek AKEL propagandasına katılım olarak takdim etme gayreti geçtiği inanılır gibi değil dedi. Doğan Demirbüken günaydın, iyi yayınlar demiş. Günaydınlar, günaydınlar efendim. Sizlere de sesimizin ulaştığı her yere de günaydınlarımızı iletiyoruz. Star Kıbrıs, vizyon yeni Maraş olmalı. Mausa, İskele ve Yeni Boğaz içinde vizyon yeni Maraş olmalı demiş. Ve Türkiye'den para gelmedi. Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Türkiye ile ekonomik protokolün henüz imzalanmaması nedeniyle tüm yükün kendi kaynaklarımızdan karşılandığını belirtti. Ve her opsiyon masada. Antalya'da BM Kıbrıs danışmanı Lut ile görüşen TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kıbrıs'a kalıcı çözüm için her opsiyonun masada olduğunu ancak her durumda Kıbrıs Türklerinin siyasi eşitliğinin vazgeçilmez bir şart olduğunu vurguladık dedi. Ve İrsen Küçük'e veda değerli izleyenler, bugün toprağa verilecek İrsen Küçük. Detay, kitaba tutuklama başlığını kullanmış. CTP Parti Meclis Üyesi ve CTP Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Bengül Gargınsu'nun evine baskın yaparak Gargınsu'yu yasa dışı cemiyete ait kitap bulundurma iddiasıyla gözaltına aldı. Ve çiftçiye uyarı, genel tarım sigortası fonu 2017-2018 üretim döneminde gübre beyanında bulunmayan üreticilere gübre faturalarını ifraz etmeleri için hatırlatmada bulundu. Ve Dom Otel'de imzalar atıldı ve Denktaş para akışı neden başlamadı Erdoğan'a sorun dedi açıklamasında. Haberatör. Çağın eğer turizm düşerse diğer sektörler batar demiş Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dima Çağıner, turizm sektörünün 2019'da zor geçireceği bir yılın tüm sektörlerde etkileyeceği uyarısında bulundu. Ve Kıbrıs'ın kuzeyinde trafik güvensizliği hiçbir zaman birinci öncelik olmadı demiş Trafikte Güvenli Yaşam Derneği değerli izleyenler. Güneş Gazetesi, ülke ancak UBP ile kalkınır demiş. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar. Ve Taksim'in başkan olmak umurumda değil demiş Rum lider Anastasiadis. Ve Küçük bugün toprağa veriliyor. Tatar, son görevimizi layıkıyla yapacağız dedi İrsen Küçük'e. Polis açıklama yaptı değerli izleyenler. Polisten bir açıklama geldi. Sürücülerin dikkatine Ardahan-Kantara yolu toprak kayması nedeniyle trafik akışına kapatıldı. Ulaşım Turnalar-Kantara yolu üzerinden sağlanmaktadır. Ardahan-Kantara yolu toprak kayması nedeniyle trafik akışına kapatıldı. Ulaşım Turnalar-Kantara yolu üzerinden sağlanmaktadır. Sürücülerin dikkatine, Kantara'ya gidecek olan sürücüler dikkat etsin değerli izleyenler. Evet, hakikat, ülkeyi perişan ettiler. Kıbrıs Kamusen Başkanı Metin Atan, ülke sorunları iş bitmiyor, Perşembe günü kamu işin yapacağı greve destek vereceğiz demiş Kamusen Başkanı Metin Atan. Jeneratör ihalesinde çok ciddi lobi var iddiası. Kimden? YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı'dan. İrsen Küçük bugün toprağa veriliyor değerli izleyenler.
Haberal Kıbrıslı başkanlık sistemi bize uyar mı? Başlığını atmış bugün. Son dönemlerde bazı siyasi partiler başkanlık sistemi ya da cumhurbaşkanı yetkilerinin artırılması ve Cumhuriyet Meclisi'nde grubu olmayan partilerin komitelere katılması tartışmasını gündeme taşımaya başladı. Ve çeler tecavüze uğrayıp hamile kalanlar var dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler meclisteki konuşmasında kürtaj konusuna değinerek tecavüze uğrayıp hamileliği geç fark eden ve düşürmek için uğraşılan ve doğurmak zorunda kalan kadınlar olduğuna değindi. Kıbrıs manşet, ısrarlı yayınlarımız sonuç verdi, Büke itiraf etti dedi. 188 gün 2017 yılında, 188 günde 2018 yılında yurt dışında bulunarak görev başında olmadığını itiraf etmiş Akile Büke. Nacak, yasa dışı izin kullanmadım dedi Akile Büke. YÖDAK Başkanı Büke hakkında ileri sürülen iddiaları yanıtladı. Yükseköğretim büyük bir rant haline geldi. Bu suçlamaların ve saldırıların ne amaçla yapıldığını aslında çok iyi biliniyor. Yasa olan izin süremi doldurmadığım gibi fazla mesailerimde sayıldığında vereceğim değil alacağım izin bulunuyor. Bu küçük bir hesaplamayla ortaya çıkabilir dedi. Çocuklarım ve ailem İstanbul'dadır. Türkiye'ye gidiş gelişim olmaktadır. Bu gidiş gelişlerimin masrafları ve uçak biletleri tarafından karşılanmaktadır. Soyadı benzeri olan ağır suçluların eşimin akrabası olarak lanse edilmesine kadar şahsıma ve aileme atılmamış iftira kalmamıştır, dedi. Meclis Başkan Yardımcısı Töre Akıncı yurt dışında KKTC temsilcilikleri açılmasına karşı demiş. Ve volkan tesadüfmüş, biz de yuttuk, dedi manşetinde. Akıncı'nın Kızıl Yürek'le buluşması konusunu değerlendirmiş. Evet. Kıbrıs davası Türkiye'siz yürütülemez dedi Ersin Tatar, değerli izleyenler. Volkan gazetesi bugün manşetinde Niyazi Kızıl Yürek buluşmasını da yine gündeme taşıdı. Sayfa sayfa gidiyor Niyazi Kızıl Yürek Akıncı buluşması. Bir göz attım. Gazetenin yarısı Kızıl Yürek Akıncı'nın Büyük Han'da buluşması. Evet. Yerli gazetelerimizde haber başlıkları böyle. Dilerseniz kısa bir ara verelim. Aranın ardından da Türkiye Gazetesi'ne bakalım. Ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor.
zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV sizin sesiniz olmaya devam ediyor. Evet değerli izleyenler, Türkiye gazetelerine bakalım. Seferden çekildi 437 Max alarmı. 5 ay içinde 300'den fazla can alan iki büyük kazanın ardından bütün dünya Boeing 737 Max'ler için alarm verirken THY'de filosundaki aynı tip 12 uçağı seferden çektiğini duyurdu. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, uçuş emniyetini etkileyecek belirsizlik durumu netleşene kadar Max'lerin bugünden itibaren seferlerden çekildiğini duyurdu değerli izleyenlerimiz. Ulaşımda hızlı dönem başladı ve boydan boya İstanbul Cumhurbaşkanı Erdoğan dün törenle açılışını yaptı. Gebze Halkalı Banyo tren hattı İstanbul trafiği ve dünya demiryolu ulaşım açısından çok kritik öneme sahip dedi. Erdoğan'ın Londra'dan Pekin'e uzanacak demir ipek yolunun İstanbul etabı burası. Londra'dan çıkan buradan Pekin'e gidebilecek dedi açıklamasında. Boğazı Marmaray'dan yani suyun altından geçiyor. Eskiden 185 dakikada kat edilebilen mesafe şimdi 115 dakikaya indi. İstanbul'un 10 ilçesinde oturanlar bu treni doğrudan kullanma imkanına sahip. Hattın tek yönde saatte 75 bin, günde 1.7 milyon yolcu taşıması öngörülüyor değerli izleyenler. Halkalı'dan çıkıp Sirkeci'ye, ardından Üsküdar'a ve Gebze'ye uzanan bir yolculuk. İstanbul nefes aldı dedi değerli izleyenler. Tabii birçok noktada da durup geçiyor. Güzel bir yol. Tel Rifat'ta ortak devriye hazırlığı. Türkiye-Suriye'de İdlib'in ardından Tel Rifat bölgesinde Rusya ile ortak devriye planlıyor. Tel Rifat terör örgütü YPG-PKK'nın sıkça saldırı düzenlediği bir bölge olarak aktarmış Milliyet bölgeyi. Bir haber de buradan okuyalım, gözümüze ilişen. Model, Türk model Didem Soydan biliyorsunuz değerli izleyenler. Didem Soydan'ın başarılı bir model. Cumartesi annelerine destek verdiği sosyal medyada paylaşımından dolayı örgüt propagandasından hakkında soruşturma açıldı güzel modele. 28 Ağustos'ta Instagram'ında canım anne ve senin gibi değerli anneler bu olanlar yüzünden sizden özür dilerim. Açıklama yapmaya ağır neden ve sebepleri anlatmak bile gereksiz. Fotoğraf yeterli. Bir anne evladını arıyor, gözaltına alınmış ve kaybedilmiş evladını. Onların adı benim için sevginin, vazgeçmemenin, yüreğin, analığın sözlük karşılığıdır. Cumartesi anneleri özür diliyorum. Bütün bu başınıza gelenler ve gördüğünüz muamele için özür diliyorum. Sizler çöp yığınının üzerine düşen çiğ tanelerisiniz. Özür dilerim demiş. Ve ardından hakkında soruşturma açılmış. Evet, böylesine bir olay değerli izleyenlerimiz.
Üzülüyoruz bunları gördükçe değerli izleyenler. Bu tarz olaylar yüreğimize dokunuyor ne yazık ki. Ve hemen bu olayı da paylaştık sizlerle değerli izleyenler. Bu şekilde noktalayalım bugün adına yayınımızı. Biz veda edelim. Gün içinde yayınlarımız devam edecek. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV sizin sesiniz olmaya devam ediyor. Enerjini doğru kullan. Kullanmadığınız bilgisayarlarınızı bekleme konumunda bırakmayın. Prizden çekin. Böylece %10 oranında enerji tasarrufu sağlayacaksınız. Radyo, televizyon ve buna benzer cihazlarınızın ses seviyesi duyabileceğiniz düzeyde olmalı. Ses düzeyinin düşük olmasıyla enerji tasarrufu sağlayacaksınız. Bulaşık ve çamaşır makinelerinizi belirtilen kapasitenin üzerine çıkmadan çalıştırın. Böylelikle enerji tasarrufu sağlayacaksınız. Saç kurutma işlemini mümkün olduğu kadar havluyla yapın. Saç kurutma makinesi 10 dakikada 60 wattlık bir lambanın 3 saatte tükettiği kadar elektrik tüketiyor. Elektrik süpürgenizin torbasını sık sık boşaltın. Bu işlem süpürgenizin emme gücünü yükselteceğinden hem daha çabuk temizleyecek hem de enerji tasarrufu sağlayacaktır. Günlük yaşantınızda kullandığınız enerjiyi çok daha tasarruflu kullanmak elinizde. Enerjinle mutlu ol. Elektrik Mühendisleri Odası.
Alo anne. Teyze sen misin? Evet. Teyze sakinim. Annemle babam. Kan kaybında. Affedersin abi ya, bir şey sorabilir miyim? Burada en ucuz menü ne kadar biliyor musun abi? Tamam, teşekkür ederim. Pardon abi ya, bir tane patatesden alabilir miyim acaba? Teşekkür ederim abi. Karnım acıkmıştı da. Menü... Söyleyeyim sana. Yok abi, teşekkür olur. Ederim ya. Buradan alsam yeterli ya. Patates... Yok valla. Hadi zahmet etme seni. Teşekkür ederim abi ya. Çok sağ ol. Afiyet olsun. Buralarda böyle uygun fiyata menü satan bir yer var mı bildiğiniz? Satan var ya. Ben genelde şuradan. He, anladım. Size bir şey yok ki. Sakın beni yanlış anlamayabilirsin. Param mı yetmez? Evet ya da hayır demen yeter. Evet. Bunu oraya git. İstediğin iste. Ben buradan işaret yapacağım. Beni tanıdım. Öyle mi? İstediğin isteyebilirsin. Benim ödeyeceğim şunu. Gel istersen. Tamam mı? Ama çok teşekkür ederim ya. Karnın açık problem yok. Teşekkür edersin. Sıkıntı yok da. Bekmen de gerek yok. Karnın açsın. Gel. Pardon abi ya, bir şey sorabilir miyim? Burada en ucuz menü ne kadar biliyor musunuz? Teşekkür ederim abi. Tamam. Teşekkür ederim. Ne abi? İster misin? Arayayım mı? Yani teşekkür ederim abi ya. Hayır. He? Hayır ya. Bundan bir şey varsa. Yok abi, teşekkür ederim ya. Hadi gel, ben sana alayım oradan menüleri. Yok abicim, valla öyle olmaz ya. Valla. Gel kardeşim. Pardon, patatesinizden bir tane alabilir miyim? Patatesinizden bir tane alma şansım var. Çok teşekkür ederim. Efendim? Zahmet etmeyin ya. Teşekkür ederim. Patatesi doyurum. Efendim? Zahmet etmeyin ama. Efendim? Buralarda en ucuz menü nerede var biliyor musunuz? He? Buralarda en ucuz menü nerede var biliyor musunuz? 10 lira civarı. Ha, tamam. Teşekkür ederim abi. 10 TL tamam. Şey, en ucuz falan 10 TL herhalde. Tamam. Teşekkür ederim abi. Bir de ikram edebilirim. Nasıl abi? Reklam edebilirim diyor. Teşekkür ederim ya. Ben de iki parçasını alıyorum. Teşekkür ederim abi ya. Küçük bir parça var mı abi? Yani bir tadına baksam en azından. Karnım çok acıktı da. Çok büyük, küçük bir parça verseniz de olur. O çok büyük. Teşekkür ederim ya. Çok sağ olun. Karnım çok acıkmıştı da buradan. Çok teşekkür ederim amcacığım. Efendim? Buyurun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Yanıma gel, çek şurayı. Zahmet etmeyin ya. Afiyet olsun ya. Vallahi. Yemin ederim. Sen burada mı oturuyorsun? Ne abi? Sahte mi okuyorsun? Aa evet abi. Kendi tarafımda. Öğrenciyim ben ya. Kardeş mi? Ha, yok abi ya, teşekkür ederim. Nasıl abi? Yemek yedin mi? Ha, yok, teşekkür ederim. Vallahi. Abi. Vallahi teşekkür ederim. Onu söyle. Şey yapmaz ya. Yok abi, dışarıdan alsam aslında. Yok, yok. Gel. Bunlar, var. Yok abi ya, vallahi hiç. Git. İnsanların yardımseverliğini göstermek için de abi. Kameramız hemen şurada. Çok teşekkür ederim vallahi abi. Bir de jüri yani, anladın mı böyle?
Yanımda oturdum, bize şaşırdık ya. Önce tipe baktım öyle bir, o tipe de benzemiyorsun. Olurum olur dedik ya. Sosyalde ne yapıyorduk aslında? Halkımızın yardımseverliği ölçüyorduk. Çok teşekkür ederim tepki için. Çok sağ olasın. İsim neydi? Mevlüt. Mevlüt, çok memnun oldum. Mert'in de. YouTube The Boss kanalı. Hah abicim ya, biz aslında sosyal deneyim videosu çekiyorduk da kameramız da şuradaydı. Ya almana gerek yok. Çok teşekkür ederim abi. Aslında ben senin yemeğine baktım. Hani yemeğini benimle paylaşır mısın diye bir sosyal deneydi. Yemekle bir şey kalmamıştı, o yüzden dedim alayım sana. Abicim valla çok teşekkür ederim. Eyvallah. Ya. Ben de geldim ki yani ucuz menü diyorsun. Pahalı menü alalım yani, ucuz menü ayıp olmasın diye sana. Çok güzel merhametli, yardımseverliğini ölçüyorduk. Çok güzel tepki verdin abi. Şaka mı dedin gerçekten? Valla gerçek. Bak kameramız orada. Oraya sallayabilirsin abi. Ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor.
zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV sizin sesiniz olmaya devam ediyor. E-Devlet şifreni mi unuttun? Daha önceden sisteme cep telefonunu kaydedip doğrulatmış mıydın? Yeni şifrenin cep telefonuna kısa mesajla gönderilmesini isteyebilirsin. Cep telefonu numaranızla E-Devlet şifrenizi yenilemek artık çok daha kolay. Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Çıraklık Okulu'nda güzellik bölümü okuyorum. Hem öğreniyorum, hem meslek sahibi oluyorum. Kendi işimi kurarak geleceğimi garanti altına almak istiyorum. Gencim, mesleğim var, işimi kurmak istiyorum diyorsan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yerel iş gücü istihdamını artırmak amacıyla genç girişimcileri teşvik ediyor. Kendi işini kurmak isteyen gençlere destek veriyor. Sen işini kur, primini biz ödeyelim. Günü ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV, sizin sesiniz olmaya devam ediyor. Enerjini doğru kullan. Beyaz eşya alırken enerji verimliliğine dikkat edin. Örneğin, A sınıfı bir buzdolabı yıllık ortalama 179 Türk lirası elektrik tüketirken, A artı bir buzdolabı 156 Türk liralık, A artı artı ise sadece 73 Türk liralık elektrik tüketiyor. Tasarruf en kolay kazançtır. A artı artı ürünleri tercih et, hem sen hem ülken kazansın. Enerjinle mutlu ol. Elektrik Mühendisleri Odası. Affedersin abi ya, bir şey sorabilir miyim? Burada en ucuz menü ne kadar biliyor musun abi? Tamam, teşekkür ederim. Pardon abi ya, bir tane patatesden alabilir miyim acaba? Teşekkür ederim abi. Karnım acıkmıştı da. Şimdi menü... söyleyeyim sana. Yok abi, teşekkür ederim ya. Buradan alsam yeterli ya. Patates... Yok valla. Hadi zahmet etme seni. Teşekkür ederim abi ya. Çok sağ olun. Afiyet olsun. Buralarda böyle uygun fiyata menü satan bir yer var mı bildiğiniz? Satan var mı? Ben de nerede şuradan. He, anladım.
oraya git. İstediğin iste. Ben buradan işaret yapacağım. Beni tanıyorum. Öyle mi? İstediğin istediyorsun. Yeni ödeyeceğim soru. Ha, gel istersen. Tamam mı? Ama çok teşekkür ederim ya. Karnınızın problemi yok. Teşekkür edersin. Sıkıntı yok. Bekleme de gerek yok. Karnınızın. Yap. Pardon abi ya, bir şey sorabilir miyim? Burada en ucuz menü ne kadar biliyor musunuz? Teşekkür ederim abi. Tamam, teşekkür ederim. Ne abi? İster misin? Arayayım mı sana? Yok, teşekkür ederim abi ya. Hayır. He? Hayır, yani yok abi, teşekkür ederim ya. Gel gel, ben sana alayım oradan menüleri. Yok abicim, valla öyle olmaz ya. Valla. Gel kardeşim. Pardon, patatesinizden bir tane alabilir miyim? Patatesinizden bir tane alma şansı. Çok teşekkür ederim. Efendim? Zahmet etmeyin ya. Teşekkür ederim. Patatesi doyurum. Efendim? Zahmet etmeyin ama. Efendim? Buralarda en ucuz menü nerede var biliyor musunuz? He? Buralarda en ucuz menü nerede var biliyor musunuz? 10 lira civarı. Ha, tamam. Teşekkür ederim abi. 10 TL tamam. Şey, en ucuz falan 10 TL. Tamam. Teşekkür ederim abi. Bir de ikram edebilirim. Nasıl abi? Reklam edebilirim diyor. Teşekkür ederim ya. Ben de iki parçasını alıyorum. Teşekkür ederim abi ya. Küçük bir parça var mı abi? Yani bir tadına baksam en azından. Karnım çok acıktı da. Çok büyük, küçük bir parça verseniz de olur. O çok büyük. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Karnım çok acıkmıştı da buradan. Çok teşekkür ederim amcacığım. Efendim? Buyurun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Yanıma gel, çek şurayı. Zahmet etmeyin ya. Afiyet olsun ya. Vallahi olmaz. Yemin ederim. Sen burada mı oturuyorsun? Ne abi? Hesapta mı oturuyorsun? Aa evet abi. Fenlik tarafında. Öğrenciyim ben ya. Kardeş mi? Ha, yok abi ya, teşekkür ederim. Nasıl abi? Yemek yenedin mi? Ha, yok, teşekkür ederim. Valla. Valla teşekkür ederim. Onu söyle. Şey yapmaz ya. Yok abi, bu şuradan alsam aslında. Yok, gel gel. Bunlar doğru. Yok abi ya, valla hiç. Git git. Sana yemek. İnsanların yardımseverliğini göstermek için de abi. Kameramız hemen şurada. Çok teşekkür ederim vallahi abi. Üzüldük yani, anladın mı öyle? Öyle yanımda oturdum, biz de şaşırdık ya. Önce tipe baktım öyle bir, o tipe de benzemiyorsun. Olurum olur dedik ya. Sosyal yine yapıyorduk aslında. Halkımızın yardımseverliği ölçüyorduk. Çok teşekkür ederim tepkisin, çok sağ olasın. İsim neydi? Mevlüt. Mevlüt, çok memnun oldum. Mert dedi. YouTube The Boss kanalı. Ha, abicim ya, biz aslında sosyal deneyim videosu çekiyorduk da kameramız da şuradaydı. Ya almana gerek yok, çok teşekkür ederim abi. Aslında ben senin yemeğine baktım. Hani yemeğini benimle paylaşır mısın diye bir sosyal deneydi. Yemek de bir şey kalmamıştı, o yüzden dedim alayım sana. Abicim valla çok teşekkür ederim. Eyvallah. Yani. Ben de geldim ki yani ucuz menü diyorsun, pahalı menü alalım yani, ucuz menü ayıp olmasın diye sana. Çok güzel, merhametliğini, yardımseverliğini ölçüyorduk. Çok güzel tepki verdin abi. Şaka mı dedin gerçekten? Valla gerçek. Bak kameramız orada. Oraya sağlayabilirsin abi. Firmamız 92 yılından beri imalat sektöründe faaliyet göstermektedir. Bu süre zarfında yaşadığımız en büyük sorunlardan biri de nitelikli yerli iş gücü bulmaktır. Nitelikli eleman bulmakta zorlanıyorum diyorsan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ekonominin ihtiyaç duyduğu meslek alanlarında nitelikli elemanların yetiştirilmesi için mesleki eğitim projelerine destek veriyor. Sen istihdam et,
primini biz ödeyelim. Genç, zinde ve her şeyin farkında olmanın tadını çıkarıyorum. Hayatı öğreniyorum. Kazanmayı, kaybetmeyi. Doğayla iç içe olmayı, spor yapmayı ve arkadaşlarımla eğlenmeyi seviyorum. Dans etmeyi, güzel anlarımı paylaşmayı seviyorum. Ben hayatı seviyorum ve uyuşturucuya hayır diyorum. Evlerimizde tütün ve tütün ürünü kullanma oranı %45. Pasif içiciler de risk altında. İçmeyenleri koruyalım. Çocuklarımız için sağlıklı gelecek dumansız bir hayattır. Dumansız hayatı destekleyin. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Günü ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Enerjini doğru kullan. Ampul alırken verdiğiniz parayı düşünmeyin. Standart bir floresan 20 Türk lirası, LED bir floresansa 75 Türk lirasıdır. Ama standart floresanın ampul ömrü 10.000 saat ve 8 saat kullanıma göre tükettiği elektrik yıllık 67 Türk lirası iken,
LED floresanın ampul ömrü 25 bin saat ve tükettiği elektrik yıllık 17 Türk lirasıdır. Tasarruf en kolay kazançtır. LED floresan tercih edin, tasarruf edin. Hem sen hem ülken kazansın. Enerjinle mutlu ol. Elektrik Mühendisleri Odası. Alo anne. Teyze sen misin? Evet. Teyze sakinim. Annemle babam. Kan kaybından. Günü ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adının tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, Adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, Adanın tarafsız gazetesi. Ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, Adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete.
Yeni Bakış, Adana'nın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV sizin sesiniz olmaya devam ediyor.